Evet, selam arkadaşlar, iyi pazarlar diliyorum, hoş geldiniz. Dün heyecanlı bir yayın yapmıştık. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevini Şahap Kavcıoğlu'na teslim etti, yani görevden alındı. Bunları konuşmuştuk. Piyasalar bu şekilde, biliyorsunuz, cumartesi düne bu şekilde erkenden başlamıştık. Ve dün yaptığım yayında dedim ki, hani pazartesi günü için bir şeyler çok fazla söylemek istemiyorum. Hani nasıl açılacak? Çünkü bir açıklama yapılması lazım. Herhangi bir açıklama yapılmadı. Tamam, başkan görevden alındı ama niye alındı? Bundan sonraki politika ne olacak? Yani bu politika devam edecek mi? Para ve kur politikasında bir değişiklik var mı? Yoksa öylesine mi alındı? Yani başkan öylesine mi gitti? Hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve yerine yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi. Dolayısıyla hani bu kadar soru işareti varken hani haftayı nasıl başlarız kısmına bir şeyler söylemek zor arkadaşlar. Yani biz, evet, bir başkan değişikliği var ve bunun üzerine madem başkan değişti o zaman bu politikanın da değişmesi gerekiyor. Genel kanı bu. Bu şekilde insan düşünüyor ve hani baktığınız zaman Naci Bey ne yaptı, Naci Ağbal? 200 bas puanlık faiz artışı yaptıktan bir gün sonra ki akşam, yani işte 1,5 gün sonra filan görevine son verildi. Yani hani bu şey geliyor ya, işte çok fazla faiz artışı yaptın. Aslında piyasa 100 bas puan bekliyordu. Sen 200 bas puan yaptın. Dolayısıyla hani o kadar çok faiz artırdın ki şimdiye kadar piyasa bu. Yani biz bunu istemiyoruz ve hani dolayısıyla da seni görevden alıyoruz'a geldi aslında. Hani konu, hani bize verilen bu. Yani bunu algılıyorsun. Yoksa hani Naci Ağbal baktığınız zaman aslında zaten 8.54'lere giden bir kuru aşağı getirmek için göreve geldi. Yani o dönem göreve geldi. Sonra işte duruşunu sürekli korudu. Şahin duruşlu, biliyorsunuz, diyorduk ona. Hep böyle korudu yani kendi şeyini. Dediklerini yaptı. 4 ayda 875 baz puanlık faiz artışı yaptı. Kuru hakikaten aşağı getirdim. Evet, getirdi. Öyle bir getirdi ki yani eski seviyesine bile gelmiyor. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı, sürekli bunlara vura 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 4 ay böyle geçti. Şimdi yeni başkandan açıklama var arkadaşlar. Hadi konuyu çok uzatmayayım size. Yeni başkan Şahap Kavcıoğlu sabah dediğim işte biraz önce, bir saat önce filan Merkez Bankası'nın sayfasından bir açıklama yayınladı. Yeni göreve geldi. Hayırlı uğurlu olsun vesaire. İşte bunlar var tabii ki şeyde. Ama ayrıntılara baktığınız zaman enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla enflasyonda kalıcı bir düşüşü hedefliyoruz. Yani şimdi bu açıklama tabii, yani açıklamanın temelinde baktığınız zaman hani bundan başka çok fazla bir ayrıntı yok. Yani temelde aslında Naci Ağbal'ın devam ettirdiği politikayı devam ettirecekmiş gibi duruyor. Yani ben bundan bir şey çıkaramadım açıkçası. Yetersiz buldum bu açıklamayı. Çünkü hani bir faiz, madem yeni başkan, eski başkan çok faiz hani yükseltiyordu, o zaman yenisinin düşürmesi lazım diye bekliyorsunuz ama faiz düşüşüyle alakalı ben hiçbir şey göremedim. Herhangi bir vurgu yapmıyor, faiz düşüreceğiz bilmem falan, bu tarz bir şeyleri yok. Ve hani burada diyor ki tam tersine, biz hani enflasyonda kalıcı düşüşü hedefliyoruz diyor arkadaşlar. Peki ne olacak şimdi? Pazartesi günü nasıl açılacak? Yani doları, altını, o altın ne olacak, dolar ne olacak, bunlara bir bakalım. Şimdi Şahap Kavcıoğlu'nun yeni başkanı yaptığı açıklama bu. Bunun üzerine biz konuşalım. Bizi neler bekleyebilir? Aslında hani bu senaryolara sizlerle beraber okumak ve bakmak istiyorum arkadaşlar. Aklımdaki senaryoları sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz önce şeyden başlayalım. Şimdi Amerika 10 yıllık tahvil faizleri de çok önemli ya. Dün çok fazla üzerinde de duramadık. Öyle geçti gitti. Hani dün öyle heyecanlı bir yayındı. Canlı yayın falan. Bir oralara bir bakalım. Çünkü onlar da piyasaları, doları da, altını da, şunu bunu da etkiliyor. Şimdi Amerika 10 yıllıklarda şu anda yani hafta içi bir 1.75'i gördü. 1.75'e kadar gitti. Şu an 1.72'de. Yani yüksek, çok yüksek. Onu söyleyeyim. Buradaki beklentim benim, ben ikilere doğru yol alması, çok net söyleyeyim. Hani başından beri söylüyorum
ben bunu. İkilere doğru yolu var diyorum. Ama gider 2'den döner, 1.95'ten döner, yani 2.10'dan döner bilemem. Ama hani öyle 3'ler 5'ler gitme ihtimali de var. Evet, ama hani çok da böyle hani onu o günlere gelince konuşmak istiyorum. Yani şu anda ben biraz daha yükseleceğini düşünenlerdenim. Öyle söyleyeyim size. Tabii bu 10 yıllıklarının yükselmesi altın başta olmak üzere birçok şeyi etkiliyor. İşte bizim dolarımızı bile içeride etkiliyor. Şimdi ona da geçeceğiz. Dolar endeksi de 91.92 arkadaşlar. Yani 92 bin artık değilsiniz buna. O da biraz geri gelmişti. 91.600-700'lere falan gelmişti hafta içerisinde. Tekrar 92 binlere çıktı. Hani zaten dolar endeksi, yani dünyada dolar şu veriyle biraz daha böyle yukarı çıkmış görünüyor. Onu söyleyeyim size. Ve hani son böyle birkaç haftadır baktığımız zaman hep 92 bin lira biraz altında, 91 bin 92 bin arası gidiyor geliyor. Yani dolar aslında dünyada kıymetli arkadaşlar. Şimdi oradan hareketle bizim dolarımızı önce bir okuyalım isterseniz. Pazartesi günü dolar nasıl başlar? Şimdi Merkez Bankası faiz arttırmadan hemen önce ve başkan değişikliğinde göze aldığımız zaman en önemli veri başkan değişikliğiydi. Yani Naci Ağbal'ın gitmesiyle ani bir değişim oldu. Dolara dönüyoruz, bakıyoruz. Nereye geldi arkadaşlar? 7 aslında bir tepki vermedi. Yani hani onu söylemek. Hatta biraz böyle geri çekildi. Yani 7.19'ları gördüm. Şu anda 7.22. Ama bu 7.19, 7.20, 7.22, 7.25. Bunlar daha çok dolar endeksinden kaynaklanıyor. Yani dolar böyle birazcık yukarı çıktığı zaman içeride hemen bizde dolar oynuyor. Şunu söyleyebilirim. Ben dolar içerideki kurda herhangi bir oynama olmadı. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği bizim içeride kurumuza çok böyle bir yansımadı. Onu bir söyleyelim arkadaşlar. Peki geçen hafta ne olmuştu diye baktığımız zaman dolar 7.78'i gördü. Neden gördü? En çok, en büyük etki bu 10 yıllıklar oldu. Yani Amerikan 10 yıllık faizleri 1.75'e, yani böyle bir hızlı artıştan dolayı özellikle paranın o tarafa gidiyor olması, oradaki faizlerin yüksek olması, doların o tarafa doğru kayıyor olması, yani para çıkışı, yani gerçekleşen para çıkışı özellikle son haftalarda, bunu da göz önüne aldığımız zaman dolarda çok hızlı bir 7.40'lar, 7.50'ler görüldü. Arkasından biz 7.78'leri gördük. Doğru, tekrar bir geri çekildi. Bunun en büyük sebebi içeriden çıkan sıcak paranın dışarı çıkıyor olması. Neden çıkıyor arkadaşlar? Çünkü bu Amerika 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız zaman hani gerçekten iyi veriyor ve hani risk şeyi düşük, primi düşük, yani güvenilir vesaire vesaire. Hani bu tarafa kayan bir sermaye var Amerikan 10 yıllıklarına. Bu Amerikan 10 yıllıklarına kaymasından dolayı da dolar biraz yukarı çıkmış olsa da 7.40'lara, 7.50'lere gelmişti. Özellikle bu şeyden sonra 200 bas puanlık faiz artışıyla beraber 7.20 seviyelerini artık başkan değişikliğiyle beraber bu seviyeleri oturdu. Şimdi pazartesi günü nasıl açılır derseniz şunu söyleyeyim. Şimdi altını da anlatacağım, merak etmeyin. Ama isterseniz altını da anlatayım, sonra pazartesi gününe geçelim. Pazartesi günü çünkü altın da, işte ne bileyim, dolar da, hani buralarda nasıl bir yol izlemeliyiz, biraz onu konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi ons altın 1745 dolar. Gram altın içeride 408 TL. Biz ona 410 TL diyelim. Küsuratlara bakmayalım. Küsuratlar psikolojimizi bozmasın. Arkadaşlar onsun, yani altının aslında şu son dönemde şöyle bir durumu oldu. Bu Amerika 10 yıllık tahvil faizleri arkadaşlar böyle çok yukarı gittiği için, yani çok hızlı yükseldiğinden dolayı son haftalarda bu altını da baskıladı. Yani sermaye tabii ki bu 10 yıllık Amerika tahvillerine gidince aslında her yerden bir çıkış oldu. Yani borsaları da etkiledi, her şeyi etkiledi. Altını da etkiledi, doları da etkiledi. İşte altını çok etkiledi. Altın böyle 1700'lerin altına kadar çekildi, hatırlayın. Sonra arkadaşlar şu son haftalarda şöyle güzel bir şey var. Altın yatırımcıları açısından şöyle güzel bir şey var. Artık bu Amerikan 10 yıllıkları bu hafta 1.75'i görmesine rağmen, şu anda 1.72'de olmasına rağmen ons altın 1745 dolar. Yani 1730-1745 arasında bu tahvillerin böyle fırlamasına rağmen, bu rakamlara gelmesine rağmen şu an bir tepki ver. Yani hatta tepki vermeyen tek varlık, yani borsada, dolarda her şey veriyor ama tepki vermeyen şu anda hani ons karşımızda böyle duruyor.
Bu güzel bir şey. Bu kadar kımıldamaya rağmen ONS tarafının böyle köklü ve sağlam bir şekilde durması güzel bir şey. ONS altın, yani dünyada altının fiyatı dünya belirliyor. Yani dünya belirliyor, ONS tarafı belirliyor. Ama biz içeride dolarla çarpıldığı için, dolar kuruyla çarptığımız için arkadaşlar, içeride de dolar kurumuz 7.20 seviyelerine geldiğinden dolayı şu anda gram altın 408 TL. Bu 10 yıllıklara paralel bir şekilde ONS'un da ben artacağını düşünüyorum. Zaten 10 yıllıklarda şöyle, yani hani sınırlı kalacağını düşünüyorum buradaki faiz artışının. Hani ikileri zorlar ama hani ikilere gider, ONS'u orada biraz daha baskılar, yani hızlı çıkışını engeller ama bu bir yerden döndükten sonra altın zaten hani oradan yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Ama özellikle gram altın tarafına baktığımız zaman içerideki dolar kurunun çok büyük etkisi var arkadaşlar. Yani benim burada ONS dünyada 2000 dolar olsa da sizin burada 7 liralık dolar kurunuzdan dolayı altında istediğiniz şeyi alamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani düşük kalır. Çünkü yani içeride dediğim gibi fiyatı dolar kuruyla çarpılarak bulunuyor arkadaşlar. Peki bunu da söyledikten sonra pazartesi günü ne yapmalıyız? Şimdi o kadar soru, o kadar hani yorum, o kadar soru aldım ki. Diyorsunuz ki hani gidelim dolar alalım. Hani dolar alalım. Hani madem yükselecek. Şu anda çünkü beklenti ne? Yani yeni başkan değişikliği var, o zaman dolar aldı başını gidecek beklentisi var piyasada. Onu söyleyeyim. Yani piyasada derken şöyle arkadaşlar, halk arasında, yani vatandaş tarafında baktığınız zaman, şirketleri de baktığınız zaman, yani nereye bakarsanız bakın hemen hemen herkes bunu düşünüyor. Hani herkes biz de gidelim alalım, hani alalım mı diye bana soruyorlar. Bana soruyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sadece sizin değil, herkesin kafası bir kere çok karışık. Yani ticaret yapan insanlardan, iş adamlarından, sanayicilerden, herkese, yani kime giderseniz gidin, herkes pazartesi günü hani ne olacak, sabah nasıl açılacak piyasa, bir kere ona bir bakıyor. Herkes düşünüyor. Yani sadece siz düşünmüyorsunuz. Bu nedenle şimdi pazartesi günü dolar bu seviyeden bir kere açacak. Açtı. Şu anda forex piyasalarında dolar 7.42'den 7.42 görünüyor. Öyle söyleyeyim, yani 7.42 görünüyor forex piyasalarında. İçeride şu anda tabii biz cuma günü kapanışla beraber işte 7.22, 7.20 deyin siz ona. 7.20 seviyelerinde şu an kur. Pazartesi günü bu saatlerde, sabah saatlerinde bu rakamdan başlar. Altında da yine aynı şekilde o rakamlardan başlar. Zaten altın başka bir şey de doları konuşalım en fazla, çünkü içeride pazartesi günü dolar ne olur o önemli. Her şey olabilir. Şu anda başkanın yaptığı açıklama arkadaşlar çok şey değil. Hani böyle çok, nasıl diyeyim, çok güven veren. Ondan sonra soru işaretleri kafamızda, yani ki o soru işareti tam anlamıyla götürmedi. Evet, yani işte enflasyon, hedefimiz enflasyonu düşürmek, düşük tutmak filan. İşte para ve para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmak. Yani Naci Ağbal'ın yaptığı politikayı izleyeceğiz diyor. Ama yeterli bir açıklama mı değil. Bugün bankacılarla saat 16'da online konferans şeklinde bir toplantısı var. Onlarla ilgili de yarından haberler çıkar. Şunu söylemek istiyorum. Pazartesi günü neden her an her şey olabilir dedim. Şimdi pazartesi günü öğleye kadar arkadaşlar ortalık toz duman olur. Bir bakmazsınız ki dolar bir anda çıkar işte 7.47, 50, 7.70, bir bakarsınız 7'li seviyeleri düşer. Yani ani yükseliş ve ani düşüşler olabilir. Bir kere bunlara bir kanmayın. Yani pazartesi günü böyle çok işlem yapmak için, almak satmak için çok uygun değil. Yani sabahleyin oluşacak rakamlar biraz böyle şey olacaktır. Yani çok dalgalı olacaktır. Çok belirsiz olacaktır. Öğleden sonra bambaşka bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu arada bu anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Siz beni dinlemeyin arkadaşlar. Yani beni dinleyin ama kendi bildiğinizi, kendi aklınızı, kendi kafanızı, kendi aklınızı kullanarak işlem yapın. Siz beni dinlemeyin. Şöyle dinlemeyin. Yani dinleyin ama benim yani söylediğimi yapmayın. Yapmak zorunda değil, yani yapmayın, çünkü bu yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bu sadece benim düşüncem, öngörüm. Bugüne kadar ki işte ne bileyim, piyasa bilgim ve deneyimim bana bunu söylüyor. Şimdi böyle bir başkan değişikliği var. Pazartesi günü hiç kimse ne olacağını bilmiyor. Sabah saatlerinde
dolar bir anda şu anda 7.20'lerden 7.40'lara Forex'teki gibi o rakamlardan başlayabilir. 7.40'lar 7.50'leri bir anda görebilir. Şöyle olmasın, tamam gidiyor dolar, işte 7.40 oldu 7.50 oldu ya, öğleden sonra 8'i bulacak, bir anda 7.80'e gidecek. Yani bu tuzaklara düşmenizi istemediğim için hafta hani sabah saatleri çok işlem yapmak açısından hani çok sağlıklı bulmuyorum. Yani çok dalgalı, çok şeyli olacak. Yani çok ani düşüşler, ani yükselişler olabilir. Bir öğleden sonrayı görmek lazım arkadaşlar. Bir öğleden sonrayı görelim diyorum. Bir de Merkez Bankası'ndan ben daha böyle piyasaya güven veren bir açıklama bekliyorum. Şimdi madem devam ettirecek, yani şu anda faiz düşüşüyle ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Yani biraz hani böyle ortada bırakmış aslında bu açıklama. Hani ben okuyunca şöyle algı yaptı bende. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Biz bu para ve kur politikasını aynı şekilde devam ettireceğiz. Aslında ettireceğiz de demiyor. Yani yeni eski işte Naci Ağbal'ın yaptığı her şeyi kaldığı yerden devam edeceğiz de demiyor. Dediği şu: elimizdeki para politikası araçlarını en etkili şekilde kullanacağız. Enflasyonda kalıcı bir şey de falan, çok klasik. Yani çok klasik yani. Hani bu zaten hani kim gelirse gelsin her Merkez Bankası'nın yapacağı bir konuşma diye düşünüyorum. Bu nedenle de çok şey bulmadım. Yani çok böyle net bir şey göremedim. Ama diyelim ki Naci Ağbal'ın bıraktığı yerden devam edecek. Zaten Naci Ağbal gitmeden önden yüklemeli bir faiz artışı yapmıştı. Ve bunu da hani böyle söylemiş, önden yüklemeli. Bir faiz indiriminin olup olmayacağını şu anda hiçbir şey yapmazlarsa bu şekilde gidecek anlamına geliyor. Yani şu anda bizim politika faizimiz %19 arkadaşlar. %19 faizimiz var. Bu ay böyle gidebilir. Herhangi bir değişiklik yapmazlar ise Nisan toplantısına kadar biteceğiz anlamına geliyor. %19 faiz ortamında dolar ne olur kısmını konuşuyor olmamız lazım. Peki biz zaten 7.78'leri gören bir dolar kurundan biraz geri çekildikten sonra 7.40-7.50 bandına geldiğini görmüştük. Benim beklentim yine çok düşüş bile olsa bunun geçici olacağını, çok kısa bir zamanda tekrar 7.40'a 7.50'ye oturacağını düşünüyorum. 7.78'lerin çok kolay geleceğini düşünüyorum. Yani bilmiyorum, hani o kadar baskılandı ki, baskılandığı için biraz böyle fırlamaları da biraz hızlı oluyor. Yani nasıl bir anlık 7.70'e geliyorsa hani bir anda da 7.70'e 7.20'den de 7.78'e pardon tekrardan yukarı çıkabilir. Ama hani böyle basamak basamak gidiyor. İşte önce 7.40 yapar, sonra işte 7.40 küsür 47, sonra işte 7.53 filan, bu şekilde. Ama bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Gidip de hani sabah alayım, iki gün sonra satayım. Zaten hani bu tarz şeyler de soranlar var. Böyle trader günlük al sat yapanlar, işte birkaç gün elinde tutup satanlar. Yani ben açıkçası onlara çok fazla hitap etmiyorum. Genelde ben uzun vadeli, işte ekonomide olan biten neler oluyor, uzun vade neler olabilir, yarın bizleri neler bekleyebilir, şu an olan biten bizlere ne ifade ediyor? Yani günlük trade etmek başka bir şey çünkü. Onlarla ben de uğraşmadığım için, kendim de bir trader olmadığım için bana bakmayın, yani dinlemeyin siz. Ben genelde orta ve uzun vadeyi konuştuğumu söylemek istiyorum. Yani dolarda benim beklentim bu. Yetersiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Biraz daha bize detay lazım. Ama doların gideceği seviye, yani pazartesi günü çok dalgalı, çok fırtınalı. Ondan sonra ne olduğu belli olmayan bir piyasanın bizi beklediğini düşünüyorum. Ani inişler, çıkışlar, borsada dahil olmak üzere. Çünkü borsada şu anda çok belirsiz, hani çok değinmedim ama borsada inanılmaz belirsiz bir durumda. Dolar aynı şekilde, buna bağlı olarak gram altında aynı şekilde. Bu nedenle hani en azından bir işlem yapmak zorundaysak da öğleden sonrayı bekleyelim derim. Mesela almak için, satmak için böyle bir şey yapacaksanız da. Bir ikinci önerim de eğer alıma geçecekseniz kademeli bir alım öneririm. Mesela diyelim ki şu anda dolar 7.20, baktınız öğleden sonra oldu, işte alacaksınız ya, biraz şeyiniz var diyelim ki, paranız var. Oldu işte ne bileyim 7.30
7.35 oldu, 7.38 oldu veya 7.20'nin biraz altına geldi. İşte ben evet almak istiyorum dediğinizde paranızın 3'te 1'iyle alın, 4'te 1'iyle alın mesela. Ertesi gün bakın duruma göre, ertesi günde işte ona göre şey yapın. Çünkü bakın yani her an bir açıklama ve her an arkasından politika değişebiliyor ve çok oynak bir piyasanın içerisindeyiz. Şu anda özellikle içeride bizim kur açısından baktığınız zaman dolar endeksi ve Amerikan tahvillerinden bağımsız olarak şu an sınırlarımızda sıcak gelişmeler var. Amerika-Rusya gelişmeleri var. İşte ya ben anlatmayayım yani onları. Yok Suriye'ydi, oydu bu. Ya bir sürü şey var. İçeride de dışarıda da siyasi bir sıcaklık, bir hareketlilik söz konusu vesaire vesaire. Alımlarda ve satımlarda eğer hani alayım bir kenarda dursun diyorsanız kademeli alım öneriyorum. Yine satışlarda da çok ani böyle yukarı çıkışlar bir anda olursa oralardan da kademeli kademeli satış yapılabilir arkadaşlar. Neden kademeli? Neden kademeli satış ve alış yapıyoruz? Çünkü değişiyor. Yani üzülmeyelim diye. Diyelim ki bugün gittik 7.35'ten aldık ya da sabah saatinde diyelim gittik 7.22'den aldık. Yakaladık diyelim ki buradan aldık ama ondan sonra dolar ertesi gün bir baktık 7.10'a düştü. O zaman üzülüyoruz paranın tamamını yatırdığımız için. Oysa 4'te 1'iyle aldık, sonra 4'te 1'iyle, sonra biraz daha bekleriz. 3. gün, 4. gün, o hafta içeride peyderpey alırız. Satış da yine aynı şekilde. Baktık yukarı çıktı, o 7.50'ye gelmiş, bu benim işime yarıyor, alayım hepsini satayım den çok. Yine orada bir kısmını satarım, sonra bir bakarım, biraz daha yukarı çıkar, bir kısmını da orada satarım. Böylece ortalama maliyetlerimi ve kar marjımı en iyi seviyede tutarım ve hani üzülmemiş olurum her seviyeden de aldığım ve sattığım için arkadaşlar. Evet, çok mu konuştum bilemedim, çok mu konuştum pazartesi günü için neler yapalım diye çok soran vardı. Aslında konu o kadar çok konu var ki, yani o kadar çok konu var ki arkadaşlar. Hani anlat, bir sürü notlar falan aldım yani. İşte şu anda özellikle dolar şeyine baktığımız zaman pazartesi günü ne olacak, alalım mı verelim mi satalım mı, yani söyledim, anlattım size, başka bir şey demiyorum. Detayları tekrar tekrar üzerinden geçmeye gerek yok arkadaşlar. İnanın o kadar önemli konular var ki anlatmak istediğim. Fakat bu sefer yayın çok uzuyor. Belki ikinci yayınları yaparım bu aralar, bilemiyorum ama hakikaten kaldırıyor. Yani bu aralar günde iki yayın vakit bulabilirsem yapmaya çalışacağım arkadaşlar size. Evet, şu an baktım da notlarıma başka böyle acil var mı diye bir şeyler. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Yani umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Yani diyeceksiniz ki Hatice Hanım anlattın ama boş, bize net bir şey söylemedin. Hiç kimse bilmiyor ki net bir şey söyleme. Ben de pazartesi günü bilsem doların fırlayıp gideceğini veya düşeceğini, ona göre ki pozisyon alırım. Belirsizlik var ve bu belirsizliği şu anda hani bu işi yapanlar bile bilmiyor. Bu arada Naci Ağbal'ın adı Maliye Bakanlığı Bakanı olarak şey yaptı, yani haberleri düştü, işte yansıdı. Maliye Bakanı olma olasılığı da var. Ankara kulislerinde konuşulan bir haber. Hani Naci Ağbal gitti de, ya bu arada bir dün yaptığım yayında da şöyle bir şey söylenmiş. Hani aslında Merkez Bankası Başkanı, eski başkan artık Naci Ağbal, adamı biz tukaka, hani bu kadar faizi yükselttin, sen faiz yükseldin, aman piyasayı mahvettin bilmem ne falan. Yani aslında zaten görevi buydu, bunun için geldi. Yani tukaka falan diyecek bir şeyimiz yok bizim. Ama faiz artışı piyasayı tabii çok kitledi. Bir de dünya böyle genişlerken biz böyle daralınca zor zamanlar, zor günler. Çok hani eski başkanın da üzerine çok gidilmiş de olabilir. Hani insan böyle ilk tepkiler bu şekilde oluyor. Ya 100 bas puan yetiyor, 200 bas puan niye yapıyorsun falan diye. Ama o üzerine düşeni yaptı diye düşünüyorum. Çünkü bu göreve gelme sebebi doları düşürmekti. Her ne kadar şu an hala enflasyonda istediğimiz rakamları elde etmemiş görülsek bile, çünkü Mart'ta yüksek, Nisan'da yüksek, Mayıs'ta yüksek çıkacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ondan sonra ve bence doların bu kadar oynak olması hiç iyi bir şey değil. Yani hani istikrar, güven, yok işte enflasyonu, fiyat istikrarını bir yerde sağlamak, tamam iyi, okey. Ama asıl olay artık insanların, yani bu doları bir yerde bırakmak kardeşim ya. Bu nedir yani? Yani şu, hani çünkü
Biz dolarla işimizin olmaması lazım normalde, bakmayız, olmaması lazım ama ne yapıyorsunuz? Hani o kadar enflasyon yüksek ki kendinizi, elinizdeki parayı ancak bu şekilde koruyabiliyorsunuz. Yani çünkü neden döviz bu kadar gündemde, neden dolar bu kadar gündemde? Gerçekten biz ülke olarak inanılmaz büyük travmalarımız var bizim. Yani ben kendim 2001 krizini birebir yaşamış bir insan olarak, yani biliyorum etrafımda bir sürü insan, geçmişe gidiyorsunuz 94 var, hep böyle dolar üzerinden ya da işte döviz üzerinden, öyle söyleyeyim daha doğru olur, döviz üzerinden vurgunlar yapılmış. Yani bir gecede, yani 2001'de bir gecede 0 nokta, hani o zamanın parasıyla söyleyeyim 500 bin TL, 500 bin, yani enflasyonda sıfırlar atılmadan önce dolar o gece 500 bin küsürdü. 1 Şubat günü, Şubat gecesi sabah kalktığımızda 1 milyon küsüre çıkmıştı. 1 milyon 200 mü? Öyle bir şeydi. 1.250. Sonra biraz daha çıktı. 1,5 milyona çıktı. Ondan sonra o 1,5 milyondan biraz geri geldi. Nisan ayında 1 milyon 250 bin. Yani benim de ciddi bir akreditif ödemem vardı. Oradan çok net hatırlıyorum. Ben Nisan ayında Kanada'dan getirmiş olduğum 10 konteyner saç için ödeme yapmam gerekiyordu. Aylar önce malı almıştım ve satmıştım. 1 milyon 250 binden ödedim ki ben mesela o malı aylar öncesinden, 6-7 ay önce, 8 ay önce alınmış, satılmış eski kurdan, sonra onu o günkü kurdan 3 katına çıktı. Yani ben ödediğim zaman hemen hemen 3 katına çıktı. Öyle söyleyeyim, 1 milyon 250, sonra sıfırlara sadece 1.25 oldu filan. Ya bizim böyle travmalarımız var arkadaşlar. Yani o kadar büyük bir travma ki bu. Ya paranız, düşünün kendi paranızın değeri bir gecede böyle 3 katı zayıflıyor, 2 katı zayıflayabiliyor. Hani insanlara da çok kızmamak lazım. Hani kızanlar var. Ya işte dolar bizim paramız değil. Niye dolara yatırım? Niye dövize yatırım? Yani işte ülkenin, yani geldiğimiz yer belli. Yaşadıklarımız belli. Yani bunlar büyük travmalar hakikaten. Dolayısıyla da hani buralarda kalabiliyoruz. Buralarda mutlaka kendimizi böyle sanki orada korunuyormuş gibi paramızı tutabiliyoruz. En azından bir kısmını, açıkçası hani ben her zaman bir kısmını mutlaka şey yaparım. Yani bunu birebir yaşamış biri olarak orada eğer nakitte kalacaksam, hani hep böyle dövizde kalmayı tercih etmişimdir. Yani benim için nakit demek TL'de mevduat demek değil. Açık söyleyeyim, benim için nakit demek hani orada 3 kuruşum olsa bile şeyde kalırım. Hani bu demek değil ki ben dolarcıyım, dolara yatırım yapıyorum falan, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. TL'deki mevduat oranı, dediğim gibi bu eski travmalardan dolayı her zaman böyle kendini koruma anlamında bir gecede 3 katına çıkar mı bilmem ne travmaları, eski yaşanmışlıklardan dolayı hep böyle ufak da olsa burada, hani evde, orada, burada, bankada, böyle bir yerde bir şey, birçok insan bu şekilde, yani herkes bu şekilde kendisini korumaya çalışıyor. Her yerden, her şeyden, öyle söyleyeyim size. Travmalar arkadaşlar. Peki, çok uzak. İyi pazarlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bir pazartesi sabahını, yarın sabah nasıl başlayacağız onu anlatmış oldum. Borsalara çok değinemedim. Borsaların da çok bir farkı olmayacak, onu söyleyeyim. Onun için de bir öğleden sonrayı görmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, iyi bakın kendinize, şimdilik hoşça kalın efendim.